Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir Cabiri okumaları dersimizde tekrar birlikteyiz. Bir önceki dersimizde merhum Cabiri'nin Arap aklı ile Batı aklını karşılaştırdığını ve bunu Arap aklını konumlandırmak, Arap aklıyla neyi kastettiğinin daha anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla yaptığının da altını çizmişti. Tam da buradan bu kitabın ikinci bölümüne, yani Arap aklının kültürel zamanı ve ilerleme sorunu olarak birazdan başlığını atarak üzerinde duracağımız konuya gelmiş oldu. Daha konunun başında müsaadenizle ifade etmek istediğim bir hususun altını çizmek istiyorum. O da konu Muhammed Abid el-Cabiri olduğunda şunun iyi bilinmesi gerekir ki Cabiri tezinin ne olduğunun, projesinin kapsamının ne olduğunun tamamıyla farkında bir mütefekkirdir. Bu meyanda geliştirdiği tüm kavramları olabildiğince anlaşılır bir biçimde açıklamaya, tanımlamaya, sonra bu kavramlardan hangi ilkeleri üretebildiğini ya da ürettiğini ve bu ilkeler ile nasıl bir epistemik yapı ortaya koyduğunu ve bunun kendisinin tezi ve projesi açısından ne gibi bir amaca matuf, nasıl bir sonuç ortaya koyduğunu gayet net bir biçimde ortaya koyar, ifade eder, meramını okuyucularıyla paylaşır. Hiç örtmeden, saklamadan gayet açık bir biçimde bunu yapar. Bu itibarla Cabiri önerdiği projesinde ve tezinde etkilendiği düşünürlerden, kültürlerden neden etkilendiğini, ne kadar etkilendiğini, bu etkisinin kendi düşüncesine, kendi projesine ve tezine nasıl yansıdığını hem farkındalık içinde hem de açık ve samimi bir yürekle eserlerinde bunu dile getirir. Hiç saklamaz, atıflar yapar, göndermelerde bulunur. Ve bu açıklılıkla bunu ortaya koyar. Çünkü son tahlilde o bir mütefekkirdir, bir projesi vardır. Başta Arap-İslam nahtası dediğimiz uyanışı ve onun tabiriyle Rönesans'ı bunu ortaya koymayı hedefler. Bunun için bir proje üretmeye çalışır ve bu projenin doğası gereği içinde yaşadığı dönemin bilgisine, felsefesine, paradigmalarına, efendim yine aynı biçimde içinde neşet ettiği kültürün ona sağladığı imkanlara atıfta bulunması ve onlardan beslenmesi son derece doğaldır. Bu açıklamayı neden yaptım? Çünkü birazdan bu dersinde Cabiri merhumun bize anlatmaya çalışacağı konuyu özellikle kültürel zaman ve ilerleme problemi üzerinden ele alacağı konuyu epeyce önemli kavramlar üzerinden anlatacak. Ve bu kavramlar geleneğimizde yeni kavramlar. Bu kavramları büyük ölçüde batılı düşünürlerden, başta psikologlardan, sosyologlardan ve filozoflardan alacak. Örneğin Freud gibi, örneğin Jean Piaget gibi, örneğin André Lalande gibi ünlü çağdaşı filozoflardan. Onların hem sosyolojiye, hem psikolojiye, hem epistemolojiye yönelik yapmış oldukları çok önemli çalışmaları, elde ettikleri bilgileri Cabiri alacak, kullanacak ve bunu kendi projesine dönüştürecek. Dolayısıyla Cabiri etkilendiği çağdaşı filozoflardan ve bu filozofların mensubu bulunduğu kültürün tamamen farkındadır. Fakat bu bilgilere Cabiri
erişilmiş olan bu bilgilere bilgi değeri atfettiği için ve onları sadece bilgi olmaları bakımından önemsediği için kendi projesine ithal etmekte bir mahsur görmez. Dolayısıyla bu bilgilerin ithal olması sadece bilgi olmaları bakımından bir değer ifade eder. Dolayısıyla Cabiri'ye göre bilginin kültürel aidiyeti, kimliği söz konusu olmadığından dolayı bunları paylaşmanın, kendi kültürümüz içerisinde onlara bir yer vermenin ya da kendi kültürümüzü değerlendirirken bunlardan yararlanmanın bir mahsuru olmayacağının altını çizer. Birazdan üzerinde duracağımız kavramsallaştırma konusunda Cabiri'nin ortaya koyduğu performansı gördüğümüzde de bunu takdir edeceğinizi ümit ediyorum. Cabiri her büyük mütefekkirde olduğu gibi kendisinde de hiç kuşkusuz projesinin ve tezinin anlaşılır olmasını sağlayacak kavramsallaştırmalara sık sık gider. Çok önemli kavramlar kullanır. Ama bu kavramların hiçbirisi mübhem ve muğlak değildir. Yani tırnak içinde söylüyorum ki ileride bu değerlendirmeleri daha geniş biçimde inşallah yapacağım. Taha Abdurrahman'da olduğu gibi hemen hiçbir kavramı müphem ve muğlak değildir. Yani mütefekkirin kendisinin anladığı bir kavram Cabiri'de yoktur. Böylelikle Cabiri açık bir fikrin, açık bir projenin, açık bir önerinin temsilcisidir. Ha, bu projeyi beğeniriz, beğenmeyiz, eleştiririz, kabul ederiz, etmeyiz, bir tavır alırız vesaire yaparız. Bunlar hiç kuşkusuz ki her düşünce insanının, her akademisyenin ve her bilim insanının en doğal hakkıdır. Bu itibarla baktığımızda Cabiri'yi okurken ve onu konuşurken zaman zaman ele aldığı düşüncelerinde bizim de kendi duruşumuz itibariyle orada konuya nasıl baktığımızı ya da nasıl bir farklılığa sahip olduğumuzu ifade etmekten de elbette geri durmayacağız. Ama birinci önceliğimiz bu bir akademik rehberlik ve danışmanlık dersi olduğu için aynı zamanda çağımızın büyük bir projesini okuyoruz. Önemli bir projeyi konuşuyoruz ve bu projenin akademik anlamda nasıl ortaya konduğunu, bilimsel anlamda nasıl üretildiğini ve bunu bir akademik gözle okuduğumuzda akademisyen adaylarımızın bundan nasıl bir çıkarım elde edeceklerini söz konusu ettiğimizden, konumuz bu olduğundan bu açıklamalarımın gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi konuya başlayabiliriz diye hemen müsaadenizle tahtamızı açalım. Gördüğünüz üzere değerli izleyenler, bugünkü başlığımız son derece önemli bir başlığımız var. Bu başlığımızın birincisi kültürel zaman. Diğeri de ilerleme sorunu. Bu iki önemli başlık bizim bugünkü ele alacağımız dersimizin ana başlıkları. Özellikle kültürel zaman. Dersimizin hemen hemen bütününde ortaya çıkacak olan ve bütününde üzerinde duracağımız bazı temel kavramları daha burada müsaadenizle belirleyerek yolumuza devam edelim ve böylece daha sağlıklı efendim yol almış olalım. Cabiri bize bu kitabının ikinci bölümünde kültürel zamandan ve bunun ilerlemeyle olan ilişkisinden söz edecek. Ancak bunu hemen ele almadan önce o her zaman yaptığı gibi konunun çok açık ve net bir biçimde anlaşılmasını sağlamak bakımından kültürel zamanı ilişkilendirerek bunu Arap aklı olarak ele alacak. Yani kültürel zamanı Arap aklı üzerinden ele alacak. Arap aklını da bu defa oluşturucu o lalendeden hareketle yapmış olduğu oluşmuş akıl ve oluşturucu akıl taksimatında bu karşılıklı diyalektikten şimdilik sarf-ı nazar ederek
Arap aklından maksadının da oluşturulmuş akıl olduğunu söyleyecek. Oluşmuş akıl. Oluşmuş ve oluşturulmuş akıl olarak Arap aklından söz edecek. Ve tabii Cabiri burada oluşmuş akıl üzerinden hareket edeceğine göre bunu kültürel zaman ve kültürle doğrudan ilişkilendirecek. Tam da burada bizim Cabiri'nin konuya oluşmuş akıl üzerinden bakmasından hareket ederek bazı temel kavramları daha eklememiz gerekecek. Bunlardan bir tanesi kültürün ne olduğunu bize tanımlayacak. Kültür nedir? Bir diğer ifade, kültürel zaman nedir? Bir diğer kavramımız bilinç. Diğer bir ifadeyle Cabiri'nin konumuzla ilişkilendirerek ele alacağı daha açığı bilinç dışı kavramı. Bilinç dışı kavramı. Bilinç dışı kavramıyla doğrudan ilgili olarak ele alacağı bir başka kavram da kognitif bilinç. Okunuşunu yazıyorum. Kognitif bilinç dışı kavramı. Bu kavramlar Cabiri açısından son derece önemli kavramlar. Ve dolayısıyla bu kavramların beraberinde farklı bazı kavramları da oluşmuş Arap aklının sol tarafındaki boşluğa doğru yazarak bugünkü ele alacağımız konunun detaylarını bu çerçevede sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hemen kültür üzerinden devam edelim. Cabiri çok doğal olarak kültürü tanımlar ve kültürü o kültür mensuplarının bilgiye ulaşmalarında onlara hazır olarak sunulmuş olan tüm kavram, ilke ve bunların toplamı ve bir bütünü olarak bakar. Ve bunu söylerken de kültür üzerinden, yani kültür, o kültüre mensup olanların düşünebilmelerini, bilgi üretebilmelerini, bilgiye erişebilmelerini mümkün kılacak olan temel donelerin kendilerine verilmesini sağlayan bir yapı olarak söyler. Ve bunu çok ilginç bir noktaya bağlar, çok ilginç bir noktaya getirir ve der ki kültür her şey unutulduktan sonra geriye kalanlardır. Evet. Bir kültür, o kültür mensuplarının adeta unuttuklarının toplamıdır. Tam da burada Cabiri bize çok doğal olarak diyecek ki eğer biz bir kültürde unutulanlar ve unutulmayanlardan söz ediyorsak o zaman bu kültürde doğal olarak biz bu kültürün bazı sabitlerinden ve yine bazı değişkenlerinden de söz ediyoruz demektir. Dolayısıyla Cabiri'de kültür dediğimizde ki bu kültür neredeyse Cabiri'de oluşmuş Arap aklının en temel unsurudur. Arap aklını oluşturan en temel unsurdur. Ve bu Arap aklını yani oluşmuş aklın onu oluşturan tüm temel parametreleri, ilkeleri, kavramları vesaireleridir ki akıl bunu kültürde hazır olarak bulur. Kültür ona bunu hazır olarak sunar. İşte bu kültürün hazır olarak akla sunmuş oldukları kültürün sabitleridir. Ve bu son derece önemli bir husustur. Oluşturucu aklın tarihsel
etkinlikleri, aktiviteleri de değişkenlerdir. Bunları biraz sonra çizeceğim. Farklı ve önemli bir şema üzerinde ayrıca göstereceğim. Sabitler ve değişkenler ilişkisi. Dolayısıyla bu kültürün tanımı üzerinden, kültürün tanımına ilişkin detaylarda birazdan çok daha önemli unsurlar üzerinde, detay unsurlar üzerinde inşallah sizleri sıkmadan durmaya çalışacağım. Şimdilik burayı geçici olarak bırakarak tekrar dönmek üzere kültürel zamandan biraz bahsedelim. Şimdi dolayısıyla Cabiri kültürün sabitler ve değişkenlerden oluştuğuna dikkat çektiğinde bu kültürel zamanı da son derece önemli olarak ikiye ayırarak işte konuyu anlatmaya çalışır. Bunu hemen şöyle yapalım. Kültürel zaman Cabiri'de iki önemli özelliğe sahiptir. Bunlardan bir tanesi değişkenle ilişkili olarak yaşamış olduğumuz olgusal ve algısal zamandır. Yani olgusal olarak yaşadığımız işte şimdi 2022'de yaşıyoruz. Olgusal zamandır. Buna tarihsel zaman da diyebiliriz. Kültürün böyle bir olgusal ve tarihsel zamanla ilişkili olan ve sürekli değişmeye açık olan bir yönü vardır ki bu Cabiri de kültürel zamanın bir bölümüdür. Ama kültürel zamanın bir başka önemli anlamı daha var ki o sabitlerle ilgilidir ve bu zamanın bildiğimiz olgusal zamanla bir alakası yoktur. Olgusal zaman ile ilişkili değildir. Adeta kültürel zamanın sabitlerini temsil eden bu zaman, bildiğimiz zamandan ayrı olarak, bildiğimiz zamanla doğrudan bağlı olmayarak, günümüz ifadesiyle söyleyecek olursak, tabir yerindeyse bir kuantum zamanı diye ifade edebileceğimiz bir zamandan söz ediyoruz. Bunu biraz daha açalım. Cabiri'nin maksadını daha iyi ifade etmesi bakımından bu ifadeyi biraz daha açalım. Kültürel zamanın bu reel ve olgusal zamandan farklı olan yönü öyle bir zamandır ki tüm olgusal zamanları kontrol eder. Evet, daha açık bir ifadeyle söyleyeyim. Kültürel zamanın bu ikinci yönü öyle bir zamandır ki reel ve olgusal zamanla ilişkili olmadığı halde reel ve olgusal zamanın tüm anlarının belirlenmesini, tayinini ve kontrolünü üstlenir. Böyle olduğu zaman Cabiri ele aldığı tezinde çok önemli bir yere gelir. Çok önemli bir noktaya kendisini taşır, fikrini ve tabii tezini taşır. O da şudur. Peki bu sözünü ettiğimiz kültürel zamanı oluşturan şey nedir? Bu kadar zamanı kontrol eden, tarihsel akışı belirleyen, onlar üzerinde bu kadar etkin olan şey nedir? İşte bu bilinç dışıdır. Tam da burada Cabiri açıkça Freud'a atıfta bulunacak, Jean Piaget'e atıfta bulunacak, Michel Foucault'dan nasıl yararlandığını ve onun söylem, özne, hakikat, güç, iktidara ilişkin yazmış olduğu son derece önemli ifadelerinden, özellikle arkeolojinin tanımına ve söylemin tanımına ilişkin yaklaşımlarında Cabiri'nin bilinç dışı kavramını kullanmasında, kognitif bilince yüklediği anlamları belirlemesinde bu saydığım isimlerin onun için ne kadar önemli ve tayin edici olduklarının altını çizelim. Bunu sohbetimin girişinde de söyledim. Kendisi de bunda mahsur görmez. Şahsen ben de bunda bir mahsur olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bilinç dışı dediğimiz şey, yani Freud'un bastırılmış duygular olarak ifade ettiği, Jean Piaget'in öznenin davranışlarını kontrol eden, özneden bağımsız olarak kontrol eden, öznenin bilincine doğrudan
bilincine bağlı olmadan bilinç dışı faktörler üzerinden ele aldı ve özellikle çocuğun ve gelişim süreçlerindeki gelişim faktörlerini incelediği psikolojik analizlerinden yararlanarak Cabir'i burada bizim de işte bu kültürel zaman dediği kavramda bizim bilincimizi etkileyen bilinç dışı husustur ki bunu tam da hemen altındaki kognitif bilinç dışıyla ilişkilendirir. Yani kognitif bilinç dışı bizim bütün davranışlarımızı, bütün düşünme etkinliklerimizi farkında olmadan belirleyen arka plandır. Biz bunların farkına varmayız. O işte aşık olma örneğini verir, başka örnekler verir. Hatta yine Paget'in ifadeleriyle kullandığımız temel kavramları daha büyüktür, daha küçüktür, daha uzundur, daha şöyledir, daha hızlıdır gibi otomatik olarak belleğimizde yer alan ve kullandığımız hususlarla ilişkisini kurar. Ve bu kognitif bilinç aslında oluşmuş aklın nasıl oluştuğunun efendim analizini bize verir. Onun için Cabir'i bize oluşmuş aklın yani el aklul mukevven dediği şeyin ne olduğunu belirlemeden, onu masaya yatırmadan, onun bir MR'ını çekmeden ilerleyemeyeceğimizi belirler ki çok haklıdır ve dolayısıyla bunların üzerinden Cabir'inin bu kavramları, kültür nedir kavramını, kültürel zamanın ne olduğu, bilinç dışı ve kognitif bilinç kavramlarını bu projesinde yani kültürel zaman ve ilerlemeyle ilişkisi bağlamında neden ve nasıl ele aldığını bize anlatmaya çalışır. Şimdi tam da burada benim size bütün bu anlatılanların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak olan bir şema çizmem gerekecek ve müsaadenizle bunu çizmek istiyorum. Çizeceğim bu şema üzerinden bu anlattıklarımı hem tekrar bir hızlıca yeniden özetleyeceğim hem de onu bundan sonraki bir ileri aşamaya, konunun bir ileri boyutuna taşımaya çalışacağım müsaadenizle. Cabir'i bize kültürel zamanı anlatırken aynı zamanda zamanların çakışmasından söz eder, kültürlerin çakışmasından söz eder vesaire eder. Pek çok şey söyler. Ve biz şimdilik bunu şöyle bir efendim temel çizgi üzerinde gösterelim. X ve Y'ye uzanan bir tarihi biz olsun. X'ten Y'ye uzanan bir tarih bu. Bir tarihimiz var, bir zaman aralığımız var. Bunu Cabir'in projesi üzerinden belirleyelim ve dersimizin ilerleyen dakikalarında detaylı bir biçimde arz etmeye çalışacağım üzere bizim kendi kültürel tarihimizi, tabii bu arada hemen aklıma geldiği için söyleyeyim, unutursam üzülürüm. Cabir'i henüz Arapların bir kültür tarihi yazamadığını, bunun mutlaka yazılması gerektiğini belirtir. Ve bunun sorunlarına birazdan değinecek. Aklıma geldiği için söylüyorum. Tarih deyince kültürel tarihimizi şimdi safhalar olarak belirlemeye başlayacağım için hemen aklıma geldiğinden sizinle paylaşmak istedim. Demek ki bir kültür tarihi de yazmamız gerekiyor diyor. Ve bunu cahiliye ile başlatır Cabir'i. Der ki bunu cahiliye ile başlatalım. İslam ortaya çıktı ve sonraki süreç zaten İslam, kültürel İslam, Arap İslam aklı dediğimiz sürecin tarihidir. Ve buraya da çağdaş dönem diyelim, Cabir'in ifadesiyle çağdaş dönem diyelim. Yani Arap aklının kendine geldiği, bir rönesans aradığı, nahta dediğimiz bir uyanışın efendim temsilini yapmaya çalıştı. Bir süreç olarak, çağdaşlık olarak bunu belirleyelim. Şimdi Cabir'i diyor ki, kültürel zaman dediğimizde, şimdi bu kültürel zamanı tam da burayla ilişkilendiriyoruz. Kültürel zaman dediğimizde bu zamanın, bu
Bu şekilde tarihsel olgusal ve doğrusal bir akımından söz ediyoruz. Burada tarih doğrudan akar, işte geçmişten geleceğe doğru akan bir tarihten söz ediyoruz. Ve Cabiri çok önemli olarak bu doğrusal olan tarihin akışını, tabii buradaki doğrusal akıştan söz edin daha edişiniz, daha şimdiden Hegel'in tarih algısıyla ilişkilendirmeyelim. Ona daha çok zaman var, ona geleceğiz. Ama şimdilik bunu bizim algısal ve olgusal zaman, geçmişten şimdi ve geleceğe doğru akan bir zaman olarak algıladığını söylemekle yetinelim. İşte bu zamanın bu şekilde akışı kültürel zamanda değişkenleri ifade eder. Buradakiler değişkenleri ifade eder. Bu değişkenler Cabiri'nin ifadesiyle şöyle söyleyelim. Bu tarih çizgimizi Cabiri bir sahneye benzetir. Der ki tarih bir sahnedir. Sahnedir. Bu sahnenin oyuncuları vardır der ve bunları mesela cahiliyeden başlatır, şairlerden İmrul Kays'tan başlar, Lebit'ten, Nabiga'dan, Züheyr bin Ebi Selma'dan ve daha sonraki İslam düşünürlerinden, işte efendim pardon, sahabeden, tabiinden, İslam düşünürlerinden, Şafii'den, Mutezile'den günümüze kendisine kadar, günümüze kadar gelen tüm Arap düşünürlerinin vesairenin hepsinin rol aldığı bir sahneden söz eder. İşte bu sahnenin bir görünen yanı, bu sahnenin bir oyunculara, tarihsel beraberlik içinde oldukları oyunculara sunulan bir sahnesi var. Ve bu sahne sürekli değişiyor. Ve bu sahnedeki oyuncular da sürekli değişiyor. Ama işte bu sahnenin altında değişmeyen sabit bir kısım var. İşte bu bilinç dışı dediği, kültürel zamanın zamanı olarak değerlendirdiği ve yukarıdaki tüm değişken olgusal zamanın anlarını kontrol altında tuttuğunu söylediği o sahnenin bir arka planı, bir alt zemini var. İşte bu sahnenin bu alt zemininde tam olarak Cabiri'nin söylemek istediği şey şudur. İşte bu sahnenin alt kısmı bilinç dışımızdır. Unuttuklarımızdır. Unutulanlardır. Çünkü kültürü böyle tanımladık. Unutulanlardır. Ve yukarıdaki şu tarihsel anların, şu tarihsel süreçlerin her birerlerini kontrol eden arka plandır. Ve Cabiri'nin çok önemli olarak üzerinde durduğu ve son derece önemli olduğunu düşündüğüm benim de şimdi bizi getireceği bir noktaya geldik. O da şudur. Der ki Cabiri, biz kültürel zaman derken hangi zaman diliminden söz ediyoruz? Çizginin üst kısmı, doğrusal ve olgusal zamanda. Hangisinden söz ediyoruz? Cahiliye döneminden mi? İslam döneminden mi? İslam'ın daha sonraki hangi dönemlerinden söz ediyoruz? Aşağıda başka bir tabloda bunu göstermeye çalışacağım. Hangi dönemlerinden söz ediyoruz? Hangi dönemin adına biz kültürel zaman olarak söylüyoruz? İşte tam da burada Cabiri bir kültür tarihi yazmamızın zorunluluğundan söz eder. Ve bunu gayet net olarak şimdiden ifade etmeye çalışacağım. Çünkü bundan sonra hem bu kitapta hem de bundan sonraki
özetini yapacağımız ve üzerinde konuşacağımız kitaplarında tamamen ele aldığı çok önemli bir kavramı sizinle paylaşacağım. Bunu hangi renkle paylaşayım diye düşünüyorum. İslam'ın doğuşundan itibaren değerli izleyenler, ilk 4 asır olarak daha sonra üzerinde duracağımız ve kendisinin kavramsallaştırdığı tedvin asrı dediği, ki bu üzerinde ileride çok duracağız, tedvin asrı dediği bir önemli süreç var. Cabiri'nin tezinde belki de dikkat etmemiz gereken, onun hemen hemen tüm kitaplarını, özellikle bu proje bağlamında yazdığı tüm kitaplarını değerlendirirken ve anlamaya çalışırken sürekli dikkat etmemiz, aklımızda tutmamız gereken husus, bir, Cabiri'nin kültürel zaman ile kastettiği ve bilinç dışı ve kognitif bilinç dediği şu sahnenin altında toplanan, unuttuklarımızın birikiminden ibaret olan ve bunun zamanını, başlangıcını tayin edemediğimiz olgusal zamandan bağımsız bir kuantum zamanı diyebileceğimiz bir zamanı ifade eden yanı vardır. Bir de Cabiri'nin özellikle projesini üzerine inşa ettiği İslam'ın zuhurundan sonra Araplar için başlayan yeni bir tarih algısının, bu yeni tarih algısının yarattığı ve yine bunun unuttuklarımızın altında toplanan ve daha sonra İslam'la birlikte yolumuzu yürüdüğümüz süreçlerde bizi alttan alta kontrol eden ve alttan alta bize yöneten ve yönlendiren bilinç dışımızın kültürel zamanını tedvin asrı olarak verirler. Demek ki gayet iyi bir biçimde ayırt etmeliyiz ki tedvin asrı kognitif bilincimizin iki unsurundan ikincisini ifade eder. Birincisi, bütün bir tarih dışı bilinci, buna tarih dışı bilinç diyelim, bilinç dışı, tarih üstü, tarih dışı, tarihi aşkın da diyebiliriz. Bir bilinç dışından söz ediyoruz. Bu tarihin bütünüdür. Ve nitekim kendisi de söyleyecek, az önce ismini saydığımız cahiliye Arap şairlerinden günümüze kadar gelen, bu sahnede yer alan her kim varsa bunların birikimlerinden hasıl olan bir arka planımız, bir bagajımız var. Bundan asla bağımsız olamayız. Ancak oluşturucu aklın bunu dönüştürdüğü, İslam olduktan sonra, Kur'an geldikten sonra, Hazreti Muhammed'den sonra başlayan bir tarih daha var ki, bu tarihinde kendisinin yine buna özgü olarak altında biriken, bu İslam tarihinin altında biriken bir bilinç dışı, bir kognitif yapıdan söz ediyor Cabiri. Öyleyse biz bu sahnenin altında kalan şu kısmın iki bilinç dışı birikimi birlikte mezcettiğini söyleyebiliriz. İslam'a kadar gelen birinci kognitif bilinç dışı birikimimiz, İslam'ın geldikten sonra başlayan ikinci tedvin asrının egemen ve etkin olduğu bir süreçten söz edeceğiz. Şimdi Cabiri tam olarak bize, böyle bir kültürel zamanın arka planından söz ederek konuyu tedvin asrı diye belirlediği, affedersiniz, belirlediği ve daha sonraki
hem tarihin reel zaman olgusunu, tarihsel süreçleri, hem de sahnenin altında kalan ve bilinç dışımızı oluşturan yönü etkilemesi bakımından etkin gördüğü sürecin belirleyiciliğinden söz edecek. Ve bu belirleyicilik hemen hemen Cabiri'nin tezinin ana bölümüdür. Şu halde değerli izleyenler, bizim geldiğimiz bu noktada bu tahtayı biraz yenilememiz gerekecek. Bu tahtayı biraz yenilememiz gerekecek ve yeni bir tahta açmamız gerekecek. Bu kullandığım Zoom'un kendi tahtası. Önce ben kendi bilgisayarımın tahtasını kullanıyordum. Onun kullanım süresi bitmiş, yenileyemedim. Şimdi biz efendim sayfayı yenileyelim. Şöyle yapalım. Yeni paylaşım yapalım. Neden yeni bir sayfa açmadım ama bir dakika. Bunu kaldırıyorum. Evet. Yeni bir tahta açamıyor muyuz acaba? Kaydettikten sonra bunu temizleye ama geri buna dönmek isteyebilirsem. Tüm çizimleri temizliyorum. Ben de sizinle ilk defa bunu kullanmış oluyorum. Evet, tüm çizimleri temizledim. Dur bakalım sonumuz ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ve buradan devam edelim. Umut ediyorum çünkü kaydettim. Kayıttan yeniden o şemaya ihtiyacımız olursa dönebiliriz diye umut ediyorum. İnşallah dönebiliriz. Evet. Sizin izleyeceğiniz videoda kaybolmaz da ben bundan sonra ihtiyaç duyarsam ve dönmek istersem halim ne olacak diye düşünüyorum biraz. Peki şimdi tam olarak bu söylemeye çalıştığım hususları yeni bir XY tarih çizgisi üzerinde müsaadenizle göstermek istiyorum. Yine böyle bir XY tarih ekseni çizelim. Hatta bunu şöyle müsaadenizle biraz daha aşağıdan çizmek istiyorum. Yukarıya doğru kullanım alanımız imkanımız daha iyi olsun diye. Kalemi tekrar bulamadım. Özür dilerim efendim. Beni hoş gördünüz. Bir X Y efendim neden? Bir dakika efendim. Ben bir kaydı durdurup öğreneceğim. Evet, biraz öğrendim gibi ama inşallah işimizi görür. En azından biraz dersimizin heyecanını belki konsantrasyonunu bozdu. Özür dilerim. Şimdi
bir X-Y zamanı da çizmem gerekiyor. Çünkü bunun üzerinden Cabiri merhumun bu kültürel zamanla ilgili olarak söylemiş olduğu hususları bizim bu X-Y zamanı çizgisi üzerinden daha iyi bir şekilde göstermemiz gerekecek. Şimdi burada Cabiri merhum bize diyor ki bir X-Y zamanından söz ettiğimizde bunun bir tarih olarak, kültürel tarih olarak bunun ana bölümlerinden söz ettiğimizde bunun bir üst kısmı var. İşte bu olgusal efendim zamanın, reel tarihin aktığı bir üst çizgi var. Burası sahnedir. Burası sahnedir. Bir de bu çizginin altı var. Burada zaman yukarıdaki gibi değil. İşte kültürel zaman dediğimizde bu çizginin bir üstüyle ilgili zaman, bir de altıyla ilgili zamanı ele alıyor Cabiri. Üst kısımda değişkenlerin sürekli sahnede yeni rol alanların belirlendiği, zuhur ettiği bir süreçten, altta da bu sürekli değişenlerin geride bırakıp unutulan, unuttuklarının bir adeta tortu halinde çizginin altına sızdığı ve oraya iner inmez, çizginin altına iner inmez burada geçmiş, şimdi ve gelecek olarak algılanan reel zamanın ilginç biçimde burada büküldüğünü, burada ilginç bir biçimde bir kuantum adeta zamanı hasıl ederek büküldüğünü ve burada zamanın yukarıdaki gibi doğru bir çizgi hat halinde akmadığını, sürekli merkezi bir nokta üzerinden helezonik bir biçimde kendi üstünde devingen, kendine yeniden dönen ve kendisiyle birlikte sürekli adeta bir anafor gibi, efendim bir hortum gibi her şeyi kendi etrafında toplayarak dönen ve dönmesini sağlayan ve bu etkinliğini, merkezi döngüsünü ve hareketini yukarıdaki doğrusal ve olgusal zamanın ve hareketin her bir anlık süreçlerine dayatan ve onlar üzerinde etkin olan bir kognitif bilinci olarak Cabir'in ifade ettiği, tabii çaldığı kavramlardan biri olarak bir helezonik durumdan söz eder. Ve der ki bu helezonik zamanın oluşumunun iki önemli unsuru var. Az önce yazmıştım malumunuz. Bu birincisi genel tarihin, genel kültürün oluşturduğu bir bilinç dışıdır. İkincisi de İslam'ın ve bu da özellikle tedvin asrının oluşturduğu şey. O halde Cabiri'nin projesinde bu kültürel zamanın bilinç dışı altyapısını oluşturan durum tam olarak bu ikisinin kaynaşmasıdır. Yani tedvin asrının belirleyiciliğidir. Bir daha açık ifadeyle bunu tekrarlamamı hoş görürseniz şayet, Cabiri İslam'ın başladığı şu çizgiden itibaren ortaya çıkan 4 asırlık şu sürecin altında toplananların, şu kognitif bilinç olarak birikenlerin daha sonraki tarihi sürekli kendine döndürdüğünden, sürekli tarihin kendisine dönüştüğünden söz eder. Ve sürekli bu kendine dönüş, döndüren, kendine cezbeden, adeta buraya dikkat edin lütfen, adeta Cabiri'nin projesinde
İslami ilimlerin tüm klasiklerinin ortaya çıktığı bu ilk 4 asırın öyle bir etkinliği vardır ki sadece kültürel zamanın sahnesinin altındaki kognitif bilinci olarak değil, aynı zamanda burada şu tarihsel süreçlerde yaşayan bir Müslüman bilinci olarak düşünelim, Müslüman birey olarak düşünelim, Müslüman bireyin zihninin kültürel zaman olarak bölünmüşlüğünden ve bu zihnin tedvin asrında kalarak kendi tarihini algıladığından söz eder. Yani Cabir'in projesine göre Müslüman birey 2000'li yıllara gelmesine rağmen zihinsel aktivitesi tedvin asrındadır. Buranın net anlaşılması gerekiyor. İşte Müslüman bireyi zihinsel bakımından tedvin asrında tutan kültürel zamanın bu bilinç dışı etkinliğidir. Ve dolayısıyla ilerleme sorunu diye Cabir'in belirlediği, altını çizdiği, ilerleme sorunu olarak tespitine çalıştığı sorun, Müslüman bireyin tarihte reel tarih olarak ilerlerken, yani dünyada herkes 2022'ye geldi. Fakat dünyadaki tüm kültürler zihinsel bakımından 2022'de mi? Hayır. İşte Cabir tam da bunu söylüyor. Ve diyor ki Müslüman birey bedensel olarak 2022'de yaşarken zihinsel olarak hala Emevi ve Abbasi dönemin tedvin asrının düşünsel aktiviteleri ve problemleri bütün canlılığıyla onu kontrol etmek. İşte tam da burada biz Cabir'in bugün ele almaya çalıştığımız dersinde ve bölümde ve konusunda adına episteme ve epistemoloji olarak söz ettiği episteme yani bir bilgiden, bir bilgi sisteminden söz etti ki epistemoloji olarak birazdan daha tafsilatlı bir biçimde tanımlamaya çalışacağım. Kavramlarımız, ürettiğimiz ilkelerimiz, düşünme parametrelerimiz, düşünmemizi oluşturan ilkeler, bunların bütününün toplamı belirleyici biçimde hala tedvin asrıdır der. Dolayısıyla Cabiri'nin tezinde benim naçizane açımlamaya çalışmamla ifade etmeye çalışıyorum ki aslında temel olarak iki önemli bizi kendine cezbeden helezonik tarihten söz edebiliriz. Birisi tüm zamanların altında oluşan kültürel zamanın o ikinci boyutu olan alttaki bilinç dışı helezonik yapımızdır. İkincisi de tedvin asrının şu sürecin sürekli tarihi kendisinde döndüren, kendisinde devindiren yapısı. Demek ki Cabiri'nin Arabaklı'nın oluşumunu analiz ederken el aklul mukevven oluşmuş akıl şudur derken o oluşmuş aklın ne olduğunun analizi bağlamında dikkatimizi çekiyor. Bu iki önemli çekim alanı bizim için son derece önemlidir. Keza bunu biraz daha anlaşılır kılmak bakımından Cabir'i bölümü anlatırken böyle bir zamanın, hareketin kendinde toplayıcılığı ve cezbediciliği meselesine dikkatimizi çekerken meşhur ünlü Mutezile alim
Mutezili alim Nazzam'dan örnek verir. Ve Nazzam'ın harekete ilişkin tanımından bahseder. Ve Nazzam hareketi tanımlarken hareket iki kısımdır der. Malumunuz bizim eski kelamda en önemli sorunlardan birisi bu hareket meselesi vesairedir. İkinci kitabın analizlerinde bunların üzerinde inşallah çok fazlasıyla duracağız. İki türlü hareketten bahseder Nazzam. Der ki birincisi hareketi itimattır. İtimattır. Bundan ne kastedildiğinden bahsedeceğim. İkincisi de hareketi nakiledir. Yani nakle. Şimdi hareketi nakle üstteki zaman hareketidir. Yani şu noktadan şu noktaya, bundan bu noktaya, bundan bu noktaya harekete hareketi nakle denir. Fakat hareketi itimat ki bu alttaki harekettir, şudur. Yani sükun içinde harekettir. Yani sükun görünümünde. Yani normal olarak hareket etmiyor görürsünüz. Yani normal olarak baktığımızda burada bir sükun var görürsünüz. Bir hareketsizlik var görürsünüz. Ama der ki Nazzam, o sükunun içinde kendi içindeki devingenliği, kendi içinde bir hareketi barındırır. Ve bu içten içe bir harekettir. Zatında bir hareket, zatî bir harekettir. İşte buna hareket-i itimat denir. İşte bu Cabiri'nin tezinde çok önemli bir kavramdır. Ve Cabiri diyecek ki, Arap aklının kültürel tarihi hareketi itimat, yani sukun içinde bir harekettir. Yani tedvin asrının içinde sürekli dönüp duran, devinen bir harekettir. Yani bir hareket var, ileriye doğru değil ya, yukarıya doğru bir hareket. Böyle, buradan bir hareket var. Burada bir hareket var. İleriye doğru bir hareket değil. Hareket var ama ileriye doğru değil. İşte ilerleme sorunu dediği bu. İleriye doğru değil. Kendi içinde, kendi sınırları içinde. Sürekli kendi efendim bir hareketul itimad olarak efendim devinen bir durumdan söz eder. Şimdi tam da burada Cabiri böyle bir kültürel bilinçte bilgiye erişimin, bilgiyi elde etmenin, oluşmuş Arap aklının bilgiye ulaşması için başvuracağı temel parametrelerin sürekli belli bir kalıpta, belli kavramlar içerisinde bu kendi içinde devinen helezonik tarihin kendi içinde yer alacağını ve onunla belirleyici olacağını söyler. Onun için Müslüman bireyin aklı hep oradadır, hala orayı düşünüyor. Onun için episteme burada ağırlıklı olarak kültürün mensuplarına hazır olarak sunuldu. Michel Foucault'un arkeolojisinde ve söyleminde de aynı benzer yaklaşımları görmekteyiz. Sunduğu ilkeler ve onların bir bütünüdür. Ki Michel Foucault bunu daha ileriye, pardon Foucault diyorum Foucault, Michel Foucault bunu daha ileriye taşır ve hakikati üreten bir şeye dönüştürür. Evet, hakikatin üretildiği bir şeye dönüştürür söyleminde. Peki tam olarak burada o zaman Cabiri bize şunu söyleyecek. Diyecek ki biz madem ki bir kültürel zamandan ve bu kültürel zamanı oluşturan unsurlardan, bilinçten, bilinç dışından ve kognitif bilinçten ve kognitif bilinç dışından söz ettik. Öyleyse epistemenin bir kültürün mensuplarına hazır sunulmuş olan şeylerden hareketle bunu biraz daha detaya götürür Cabiri ve kitaplarının tamamında genel bir kavram olarak ama çok esaslı ve genel bir kavram olarak belirleyici epistemoloji tanımına dönüştürür bunu. Biz de bunu bir tanımlayalım. Bunu çok kullanacağımız için yüksek müsaadenizle burada bir tanımlamak istiyorum ve epistemoloji üzerinde durarak daha sonra kültürel zamanı farklı bir boyutuyla Cabiri'nin ele aldığı noktaya getirerek toparlamaya çalışacağım. Uzattığımın farkındayım. Çok özür dilerim. İnşallah keyifli bir
sunum ve konu olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle hissediyorsunuzdur. Bundan sonraki derslerimiz sürekli böyle birbirine açarak ve açımlanarak ve inşallah keyif verici, bilgilendirici dersler olarak devam edecek diye umut ediyorum. Cabiri epistemolojiyi 3 önemli unsuruyla tanımlar. Bu tabii çok Cabiri'ye özgü bir kullanımdır ve merhum yazmış olduğu eserlerinde gerçekten bunu çok iyi geliştirmiştir ve 3 temel unsuru belirler. Der ki, eğer bir epistemolojiden söz ediyorsak bunun 3 unsuru olmalıdır der. Birinci unsur A, bizi bilgiye götürmeli, yani bilgi üretmelidir. Bir epistemoloji bilgi üretebilmelidir. İki, ürettiği bu bilgiyle Tanrı, insan ve evren hakkında bir tasavvur oluşturabilmelidir. Bir kültürel epistemolojiden, bir kültür zamanından, kültürün oluşturduğu bir oluşmuş akıldan söz ettiğimizde el aklul mukevveni tanımlıyor epistemolojide. Oluşmuş akıl bilgi üretebilen akıldır. Oluşmuş akıl ürettiği bu bilgiyle Tanrı, insan ve varlık hakkında, evren hakkında bir tasavvura sahip olan akıldır. Üçüncüsü de oluşan bu tasavvurun, şu tasavvurun bir yaşama, bir medeniyete dönüşmesi. Yani bir dünya yaşamına, bir Weltanschauung'a dönüşmesidir der Cabiri. Ki Taha Abdurrahman'ın, ki bunu da parantez içinde söyleyeyim, sağ olsun Veil bil Hallak kendisinin de ricasıyla Taha Abdurrahman'ın bu Türkiye'deki meşhur Galat'ı meşhur ve yanlış kullanımının düzeltilmesini istemiş, kitabında bahsediyor. Demiş benim adım Abdurrahman, soyadım Taha'dır. Taha Abdurrahman demeyin bana, ben Abdurrahman'ım demiş. Ama Türkiye'de öyle yerleşti ki artık, bir de bizde sanki telaffuzu, üslubu söylenmesi daha kolay oluyor gibi Taha Abdurrahman demek. Böyle söylüyoruz. Ben Taha Abdurrahman'ın da etkilendiğini düşündüğüm bir Cabiri şeydir. Bu üçüncü epistemolojiyle ilgili, ki ileride bu karşılaştırmaları sizinle paylaşacağım inşallah daha detaylı bir şekilde. Amel. Taha Abdurrahman'ın amele yaptığı vurgu malum. Amel. Bir dünyaya dönüşme, bir yaşama dönüşme. Onu kitapların arasında sadece bir bilgi değeri olan bir kavramlar ve ilkeler bütünü olarak orada, şurada, raflarda duran bir şey değil. Yaşama, hayata. Demek ki bilgiden tasavvura, tasavvurdan amele doğru giden ve onun epistemoloji dediğinde birbirinden asla ayrılması düşünülemeyen bu üçlü tevhid, birliktelik, Cabiri'nin tezinin ve Cabiri'nin söyleminin ana kavramıdır, temel kavramıdır ve bunun her zaman göz önünde bulundurması gerekir. Cabiri hiçbir zaman salt ve saf bir teorisyen olmamıştır. Onun hemen hemen tüm çalışmalarını yakından bilen biri olarak söylüyorum. Ve akademik hayatımın neredeyse 25 yılında üzerinde çalıştığım bir insan. Cabiri, Hasan Hanefi, Arkon, Ebu Zeyd, Seyit Hüseyin Nasır. Bunlar benim son 25 yıldır üzerinde çalışmaya çalıştım, okumaya çalıştım. Önemli önde gelen düşünürlerimiz. Bunun
altını çizmek istiyorum. O İslam'ın her zaman hayata, yaşama dokunan, yaşam olarak ortaya çıkıp, yaşam olarak ben buyum demesini arzulayan bir fikirdir. Onun için o bu manada amele çok vurgu yapar. Ve epistemoloji bir Weltanschauung olduğunda epistemolojidir. Ki bunu aynen büyük oranda ve çok ağırlıklı bir biçimde Michel Foucault'da görüyoruz zaten. Bütün eserlerinde hemen hemen görmek mümkün. Ki ondan etkilenmiş olduğunda Cabir'i saklamıyor, gizlemiyor zaten. Peki tam olarak şimdi burada neyi söylemeye çalışıyoruz? Şunu diyor ki Cabir'i, bizim kültürel zaman olarak belirlediğimiz ve kültürel zaman olarak ilk 4 asır, tedvin asrı olarak tespit ettiğimiz ve tüm zamanları kendine büken, tüm zamanları kendine döndüren, tüm zamanları derinden ve doğrudan etkileyen bir hem tarih üstü hem tarihin altı itibariyle böyle bir cazibesi ve çekiciliği olan süreçten bahsettiğimde bu tanımladığı epistemoloji tedvin asrının epistemolojisidir diyecek Arabaklı. El aklul mukevvenin epistemolojisi işte bu tedvin asrı epistemolojisidir. Ve Cabiri'nin önerdiği şu Müslüman bireye, şuna, bu Müslüman bireye Cabiri'nin önerdiği bu epistemolojiden kopuştur. Bunları ileride konuşacağız. Buradan önümüzdeki derslere bağlantı olsun diye söylüyorum. Bir epistemolojik kopuştan söz eder Cabiri. Bunu ileride çok konuşacağız. Ama Cabiri bütün çalışmalarında, onlarca çalışmalarının hiçbirisinde epistemolojik kopuşla geçmişin reddini kastetmez. Zerre kadar kastetmez. Hiç kimse ona haksızlık etmesin. Hiç kimse Cabir'in geleneği bu denli detaylı analizinden ve kritik etmesinden hareketle onun bir geleneği reddeden bir kişi olduğunu söylemeye hakkı yok. Haddi de yok, hakkı da yok. Hiç kimsenin ama. Bunu çok net olarak söylüyorum. Peki ne kastettiğini ileride zaten. Tüm proje bununla ilgili. Evet. Tüm proje bununla ilgili. Bunu konuşacağız. Ve epistemolojinin Cabir'in efendim gözleminde ne kadar esaslı ve önemli bir yere tekabül ettiğini de böylece teslim etmiş oluyoruz. Şimdi Cabir'i toparlamaya çalışıyorum. Yorulduğunuzu biliyorum. Müslüman bireyden, özellikle de çağdaş entelektüellerden söz ederken, çağdaş entelektüellerin maruz kaldıkları bu cazibenin hem üstten hem alttan maruz kaldıkları bu çekiciliğin etkisinde kalarak sabit duramayan, sürekli yer değiştiren göçmen, hicretçi entelektüellerden bahseder ve bunların gelgit haleti ruhiyesinden şikayet eder. Ve bu insanların kah rasyonel davrandıklarından, kah irrasyonel davrandıklarından. Ne bildik rasyoneller, ne bildik irrasyoneller. Ne bildik çağdaşlar, ne bildik gelenekçiler. Ne bildik efendim bu insanlar İslamcıdır. Ne bildik reformisttir. Ne anladık bu şunlar ne bunlar. Bir türlü bu gezgin yerleri ve yurtları fikirsel ve düşünsel anlamda no man land tabiriyle söyleyecek olursak yersiz yurtsuz bu adamların hallerinden şikayet eder ve bütün tefekkürlerinin en son okudukları kitaptan en son etkilendikleri düşünceden ibaret olduğundan dert yanar. Onları bu perişan ve zavallı hale düşüren durumun da işte bu sözünü etmeye çalıştığı kültürel zaman ve zaman çakışmalarından ve bunların
ortaya çıkardığı travmalardan söz eder. Ve dolayısıyla bunu aşmamız gerektiğini, bunu aşabilmek için de önce bizi oluşturan aklın farkında olmamız gerektiğini, adeta Kant'tan ölçü alarak kendi aklımızı bir kritik etmemiz gerektiğini ve kendi aklımızın tüm anatomisini bildiğimizden emin olabildiğimizde ancak o aklı yeniden işletebileceğimizi. İşte epistemolojik kopuş buna tekabül eder. Sahip olduğumuz aklın farkındalığına, sahip olduğumuz aklın mahiyetinin farkındalığına tekabül eder. İşte Cabir'in akıl üzerine düşünmek dediği, akıl ile düşünmek değil, akıl üzerine düşünmek, aklın kendisi üzerine düşünmesi, bizim nasıl bir aklımız var, önce bunu bir tespit etmemiz, nasıl bir akla sahip olduğumuzu tespit etmemiz gerektiğinden söz eder. Ve bunu son olarak şema üzerinde göstereceğim, bir ayrıntıyla tamamlamak istiyorum ve özetleyeceğim sunumumu ve dersimi böylece tamamlamış olacağım. Cabiri der ki, yine burada ikiye ayırarak, Batı kendi kültürel tarihini kendince net bir biçimde ayırabiliyor der. Niye? Çünkü Batı kültürel tarihinin başlangıcını ilk çağda başlatır. Ve tarihi Mesih'in doğumuyla sıfırlar, ondan öncesi ve ondan sonrası olarak belirler. Ve daha sonraki tüm kültürel süreçleri Batı, işte ilk çağ, orta çağ, modern çağ, postmodern çağ ve sonraki süreçler olarak belirler. Ve daha sonraki bölümlerde de üzerinde duracağımız üzere değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu süreçlerin her birerlerinin birbirlerinden ayrılmalarını belirleyici olan faslın, ayırt edici özelliğin, hasanın tam olarak epistemoloji olduğunu söyler. Batı'nın kültürel tarihindeki bölünmeler epistemolojik kopuşlardır. Onun için Orta Çağ ilk çağdan bir epistemolojik kopuştur ve Hristiyanlığın ana zemininde düşünce ortaya çıkar. Yeni Çağ Orta Çağ skolastizminden epistemolojik bir kopuştur. Rasyonalizm, kartezyenizmle beraber bir yeni süreçtir. Keza modernizm Yeni Çağ'ın kartezyen anlayışına bir başkaldırıdır, bir eleştiridir, bir epistemolojik kopuştur. Postmodernite öyledir ve şimdiki süreçlerde böyle işliyor. Ve Cabir'i üzülerek der ki, bizim tarihimizin, kültürel tarihimizin, ki ders aralarında belirtmeye çalıştığım gibi, henüz yazılamadığını, yazılanların da hanedanlar tarihinden ibaret olduğunu söyler. Evet, İslam tarihini başlatalım. Hazreti Peygamber, Raşid halifeler ve Emeviler, Abbasiler, Fatımiler. Devam edelim. Safeviler, Artuklular, Selçuklular, Osmanlılar. Tabii kitabında bu kadar detaylı saymıyor Cabir'i. Ben bunları söylüyorum. Bunu söylemeye çalışıyor. Günümüze geldik, işte Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir falan filan. Ne oldu? Siyasi dönemlerin belirleyici olduğu bir kültürel tarihten söz ediyoruz. Peki bu siyasi dönüşümler, politik ve siyasi iktidar değişimleridir. Epistemolojik dönüşüm değil ki.
Bu bakımdan Cabir'i el aklul mukevveni el aldık bu konumuzda. Oluşmuş aklın mahiyetini, nelerden ve nasıl oluştuğuna dikkatinizi çekmeye çalıştık. Umarım bunu kitaptan da okuduğunuzda bu dersten sonra çok daha kalıcı olarak o bilgiler aklınızda yer edecektir. Bunun ne tür bir epistemolojik zemine sahip olduğunu, bundan sonraki süreçler açısından hangi epistemolojik evrelere doğru ilerleyeceğini ve bunu neye göre belirleyeceğini ve bu belirlemede etkin olan bilinç dışı faktörümüzün neler olacağını ve bunların bizim için ne ölçüde ve nasıl bir belirleyicilikle bizi yönlendireceğini çok genel hatlarıyla ortaya koymaya çalıştı. Şimdi bundan sonraki inşallah dersimizde ve bölümde bu hususların her birerlerini giderek ana başlıklar halinde ve bölümler halinde ele alacak ve ayrıntılarıyla ne demeye çalıştığını ortaya koyacak. Ben şahsen Yüce Mevla hem naçizane bana hem siz sevgili öğrencilerim ve izleyenlerime ömür verirse onun bu projesini oluşturan külliyatı sizinle özetlemek ve konuşmak ve derse konu yapmaya muvaffak olursak geleceğimiz son noktada Cabiri'nin bize katılırız katılmayız, beğeniriz beğenmeyiz ama ayakları yere basan, ne dediğini bilen, ne demediğini de bilen ve farkında olan bir projeyi net olarak ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bu mübarek Ramazan gününde makamı cennet, ruhu şad olsun değerli üstadımın. Efendim hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Saygılarımı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Bir sonraki Cabiri dersimizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz efendim. Sağlıkla, afiyetle kalınız.